Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Nezih Gözen. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım her şey istediğiniz gibi gidiyordur. Bugün sizler için arkadaşlar Canon fotoğraf makinesi satın alma rehberi adlı bir video çekiyorum. Burada arkadaşlar 3 tane farklı video çekeceğim. Bir başlangıç seviyesi Canonlar iki orta seviye Canon gövdeler, 3 ileri seviye gövdeler. Zaten başlıkta hangi seviyeye ait videoyu izlediğinizi görüyorsunuz eğer canon fotoğraf makinesi almayı planlıyorsanız ya da herhangi bir fotoğraf makinesi almayı planlıyorsanız videonun devamında özellikleri, detayları, fiyatları hatta isimlendirmesine kadar birçok farklı detayı bulabileceksiniz. Gel istiyorsanız yavaş yavaş fotoğraf makinalarını tanımaya başlayalım. Bu videoyu izlemeden önce arkadaşlar şöyle bir ricam var sizden. Şayet Canon fotoğraf makinesi almayı isteyen bir arkadaşınız var ya da herhangi bir fotoğraf makinesi almayı düşünen bir arkadaşınız var. Onunla da bu videoyu paylaşırsanız, hatta eğer sizin için bu videonun içeriği daha fazla olsun, farklı markalar gelsin, hatta bu makinelerin incelemeleri olsun istiyorsanız da beğeni butonuna basmayı İncelememi istediğiniz Canon gövdeler varsa da hangilerini incelememi istediğinizi alt kısma yorum olarak belirtirseniz çok sevinirim. Gelin biz Canon fotoğraf makinalarını tanımaya başlayalım. İlk olarak arkadaşlar Canon fotoğraf makinalarının isimlendirmesini tanıyarak başlayalım istiyorum. Burada fazla rakamlar, harfler, sayılar var. Kafanız çok karışıyor olabilir ama tahmin ettiğiniz kadar zor değil. Şayet Canon fotoğraf makinesi arkadaşlar binli bir rakama tekabül ediyorsa yani XXXD gibi bir kodu varsa Canon fotoğraf makinelerinin hepsinin rakamlarının sonuna D harfi gelir. Yani 2000'de, 4000'de ya da 1300'de gibi bir isme sahipse bilin ki bu bir Canon giriş seviyesi fotoğraf makinesi. Siz giriş seviyesi bir Canon fotoğraf makinesini şu an bakıyorsunuz, özelliklerini inceliyorsunuz. Şayet başlangıç seviyesi bir makine istiyorsanız. Burada isimlendirme arkadaşlar XXD yani yüzlü bir rakama tekabül eden sayılar varsa 250D, 200D, 800D gibi. O zaman artık başlangıç seviyesi bir Canon DSLR fotoğraf makinesine bakıyorsunuz. Şayet orta seviye bir Canon fotoğraf makinesi arıyorsanız orada da isimlendirme arkadaşlar XXD yani 10'lu 20'li rakamlar burada da 77D, 80D gibi örnekleri sizler için verebilirim. Yarı profesyonel seri bir Canon fotoğraf makinesi bakıyorsanız burada artık rakamımız teke düşüyor XD. Burada bizde rakamların büyüklüğü önemli 7D ve 6D gibi bir fotoğraf makinesine bakıyorsanız yarı profesyonel seri bir ürünle ilgileniyorsunuz demektir. Tam profesyonel bir makine istiyorsanız bu sefer yine tekli rakam var x de burada da artık rakamlarımız 1 de Şöyle özetleyecek olursak arkadaşlar rakam büyüdükçe makinenin seviyesi düşüyor. Rakam küçüldükçe makinenin seviyesi artıyor. Yani 4000'de giriş seviyesiyken bir de gördüğünüz gibi profesyonel seriye hitap ediyor. Bir de Canon fotoğraf makinelerinin arkasında yer alan mark takısı var. O makinenin sonunda bir mark takısı varsa o makinenin kaçıncı seriye ait olduğunu size söylüyor. Örnek Canon 5D Mark 4 diyorsa Canon 5D modelinin dördüncü serisine bakıyorsunuz demektir. Genelde dördüncü seriye kadar bu ürünler çıkıyor. Şu ana kadar en çok Canon 5D'de dördüncü seri oldu. Diğer serilerde de ikinci seriler yani Mark 2'ler ya da Mark 3'lerde bulunmakta. Burada arkadaşlar ben Canon fotoğraf makinelerinin fiyatlarını da koydum ama Avrupa'daki Amazon mağazasının Euro fiyatlarını baz alarak koydum. Türkiye'deki çünkü kurlar çok değişken oluyor. Amerika fiyatlarıyla kıyaslamak da çok doğru değil. Çünkü Avrupa'da satılan bazı modellerde genelde örnek Amerika'daki 500 dolarken Avrupa'ya 500 Euro'ya olarak geliyor. Türkiye'de de iş birazcık daha vergiler vesaire işin içine girince karışıyor. O yüzden ben sizlere referans olması açısından Amazon Avrupa'nın fiyatlarını baz alarak listelerime ekledim. Siz de ona göre kendinize bir kıyaslama yapabilirsiniz. Canon'un yeni fotoğraf çekmeye başlayanlar için arkadaşlar giriş ve başlangıç seviyesi modelleri var. Giriş seviyesinden biz yavaş yavaş ürünleri değerlendirmeye başlayalım. İlk ürünümüz arkadaşlar Canon 4000D. 18 megapikselli Wi-Fi'li Full HD video çekebilen bir model. 9 tane AF noktası var. Kolay kullanmak için özellik kılavuzu da barındırıyor. Fiyatı da 248 Euro olarak bulabiliyorsunuz. Bir diğer giriş seviyesi model arkadaşlar 2000D. Burada megapikselimiz 24'e çıkıyor. Wi-Fi'ye artı ek NFC'yi de içerisinde barındırıyor. Yine Full HD video çekebiliyor. 9 AF noktası var. Yine özellik kılavuzu mevcut. Fiyat da 358 Euro'ya geliyor. Buradaki 4000 ve 2000'in alternatif olarak geçmiş dönemlere satışta bulunan 1300 d diye bir alternatif modelimiz var. Onda da 18 megapiksel Wi-Fi NFC Full HD video 9 AF özellik kılavuzu mevcut fiyat olarak da biraz daha makul. 1300D'yi piyasada belki bulabilirsiniz, belki bulamazsınız. Onu araştırmak lazım. 2000D ve 4000D çok daha güncel modeller. Siz profesyonel anlamda fotoğrafçılıkla ilgilenmiyorsanız sadece cep telefonunda değil de daha kaliteli bir sensöre sahip iyi bir fotoğraf makinesiyle fotoğraf çekmek istiyorsanız yani amacınız Fotoğrafçılık okumak değil, kurslara gitmek değil, sadece daha iyi fotoğraf çekmek, daha doğrusu daha kaliteli fotoğraflar çekmekse, giriş seviyesi Canon makinalar işinizi görecektir. Burada en ideali sizin için 4000D. Şayet biraz daha ileriye dönük fotoğraf konusunda kendinizi geliştirmek istiyorsanız, 2000D modeline bakabilirsiniz. Ama eğer fotoğrafçı olacağım ben, fotoğraf kurslarına gideceğim diyorsanız daha üst seviyedeki başlangıç seviyesi modellere de bakmanızı öneririm. Bütçenize göre piyasada bulabilirseniz 1300'de en alternatif ürün. Benim burada giriş seviyesinde size tavsiye edeceğim fiyat performans ürün arkadaşlar 2000D model olacak. Bence gayet yeterli. Hem özellikleri hem de kolay taşınabilmesi ve benzeri özelliklerinden dolayı gayet güzel bir ürün dediğim gibi şayet fotoğraf alanında çok fazla kendinizi geliştirmekten ziyade cep telefonundan ziyade daha kaliteli fotoğraflar çekmek istiyorsanız giriş seviyesine bakabilirsiniz. Girişin üstünde yer alan arkadaşlar başlangıç modellerinde de Canon şöyle bir kıyaslama yapmış. 200'lü seri ve 750-800'lü seri gibi yani 200'lü seriler biraz daha düşük özelliklere sahip. 800, 750 gibi isime sahip olanlar ise biraz daha yüksek özelliklere sahip. Bu da tabii ki fiyata da yansımakta. Başlangıç seviyesinde arkadaşlar bu sene çıkan model 250 de 24 megapiksel, Wi-Fi, NFC, 4K video çekebiliyor. Dokunmatik dönebilir ekranı var. Özellikle vlog çekiyorsanız büyük avantaj. Dual Pixel CMOS AF teknolojisi, kanunun en güncel netleme performansı sunan teknolojisi. Yine fotoğraf çekmeyi bilmiyorsanız yaratıcı asistan özelliği var. Fiyat da 525 Euro'ya kadar çıkıyor. 250D'nin bir önceki modeli arkadaşlar 200D'ydi. Yaklaşık 1,5-2 sene evvel çıktı. 24 megapiksel Wi-Fi, NFC, Full HD video neredeyse gördüğünüz gibi 250D ile hemen hemen aynı özelliklere sahip. En büyük fark arkadaşlar burada 4K video. 250D başlangıç seviyesi olmasına rağmen arkadaşlar 4K video çekebiliyorken 200D'de 4K video özelliğini görmüyoruz ama temel özellikleri aynı. Burada da fiyat 325 Euro'ya kadar geriliyor. Başlangıç seviyesinin üstünde yer alan daha fazla özelliğe sahip modellerin başında 800D geliyor. 800D arkadaşlar artık tamamen fotoğrafçılıkla ilgilenen, temel fotoğraf eğitimi almak, video çekmek ve bu tarz konularda kendini geliştirmek isteyenler için ideal bir ürün. 24 megapiksellik bir sensörü var. AF sayısı 45'e kadar çıkıyor. 6 FPS gibi bir seri çekim hızı var. Wi-Fi, NFC, Bluetooth gibi tüm bağlantıları barındırıyor. Full HD videoda 2 kata kadar yavaşlatılmış görüntü çekebiliyorsunuz. Dokunmatik dönebilir ekranı var. Vloggerlar için yine ideal. Canon'un Dual Pixel CMOS AF teknolojisi. Kolay kullanmak için yaratıcı asistan özelliği de mevcut. Fiyatta 599 yaklaşık 600 euroya kadar çıkıyor. Başlangıç seviyesinde arkadaşlar 800D'nin alternatifi yaklaşık yine bir buçuk iki sene evvel çıkan 750 ve 760 Bazen piyasada Sıfır olarak bulabiliyorsunuz Özellik olarak 24 megapiksel yani 800D ile aynı AF sayısı biraz daha düşük seri çekim biraz daha düşük Bluetooth yok Wi-Fi ve NFC var Normal Full HD video var. 2 kata kadar yavaşlatma yok. Yine dokunmatik dönebilir ekran var. CMOS AF teknolojisini destekliyor. Fiyatı da 478 Euro'ya kadar Temin edilebiliyor. Giriş ve başlangıç seviyesi modellerin üstünden geçecek olursak arkadaşlar En uygun fiyatlı ürün 4000'de Eğer giriş seviyesi fiyat performans ürün alıyorsanız 2000'de Eğer eski bir model olsun bütçem ona göre diyorsanız 1300'de fotoğrafçılığa yeni başladınız, hevesiniz var. Hani yapacak mısınız, yapmayacak mısınız tam bilmiyorsunuz ama fiyatı da uygun ve özellikleri yerinde olsun bir makine istiyorsanız. Hatta 4K video sizin için önemliyse 250'de. 4K video ihtiyacım yok. Full HD video yeter diyorsanız 200'de yeterli. Fotoğrafçılık alanında kendinizi daha fazla geliştirmek istiyorsunuz. Kurslara gitmek istiyorsunuz. Hatta video vesaire çekmek istiyorsunuz. O zaman alternatifimiz 800'de. Fiyat olarak yüksek gelirse de bunun bir evvelki versiyonları 750 ve 760 D'ye bakabilirsiniz. Benim başlangıç ve giriş seviyesi makinalarla alakalı önerilerim bu şekilde arkadaşlar. Sizin de bu modellerle alakalı sormak istedikleriniz olursa alt kısma yorum olarak belirtebilirsiniz. Burada yer alan bazı modellerin incelemeleri de zaten bu kanalda mevcut. Onları da izlemenizi öneririm. Bu videoları izlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım sizler için güzel bir kaynak olmuştur. Bu tarz içeriklerden haberdar olmak, daha farklı içerikler, incelemeler ve eğitimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Esen kalın.